Merhaba arkadaşlar. Bugün size çok güzel, çok lezzetli ve çok faydalı bir salata tarifi vereceğim. Kırmızı pancar salatası. Bunun için gerekli malzemeler 2-3 tane kırmızı pancar. Bunları haşlıyor ve kabuklarını soyuyoruz. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağı, yarım çay bardağı kadar sirke, limon sirkesi. Bunu üste bir yere bırakacağım. Limon sirkesi nasıl yapılır diye bir videom var. Oradan kendi limon sirkenizi de yapabilirsiniz. Bir miktar şöyle maydanoz. Baharat olarak bir şeker kaşığı pul biber, bir şeker kaşığı kadar tuz, bir çay kaşığı kadar karabiber, 3 diş sarımsak. Şöyle bir de yarım limonumuz var. Bu limonumuzla suyunu kullanacağız. Malzemelerimizi doğramakla işimize başlayalım. Salatamızı hazırlayalım. İyi seyirler. Öncelikle ince ince sarımsaklarımızı doğruyoruz. Doğradığımız sarımsakları şöyle kabımıza alalım. Öncelikle sosunu hazırlıyoruz. Bunun içine şu limonumuzu da sıkalım. Yarım da limon suyu ekleyeceğiz. Limonumuzu sıktık ve suyunu da kabımıza ekledik gene. Zeytinyağımızı ekliyoruz. Limon suyumuzu ekliyoruz. Şöyle baharat ve tuz karışımımızı ekliyoruz. Maydanozlarımızı da ince ince doğrayıp gene içine ekleyeceğiz. Evet, maydanozlarımızı da doğradık. Onu da kabımıza ekliyoruz. Ve sosumuzu güzelce karıştırıyoruz. Daha sonra bu sosumuzun içine doğradığımız kırmızı pancarlarımızı da ekleyeceğiz. Yeterlidir herhalde. Tuz, baharatlar biraz erisin. Yeter. Şimdi gelelim kırmızı pancarlarımızı doğramaya. Kırmızı pancarlarımızda dediğim gibi önceden bunları haşlıyoruz ve soyuyoruz. Şöyle orta kalınlıkta patates salatası yapar gibi kesiyoruz. Yeterlidir. Çok da inceltmeyelim. Gene bunu şöyle sos kabımıza alıyoruz doğradık. Çıkan suyunu da biraz acı katarak içebilirsiniz. Çok güzel şalgam suyu gibi olur. Ya da ben bunu yine salatamın kabımın içine dökeceğim, ekleyeceğim. Yine hem renk versin hem lezzet katsın. Şimdi tüm malzemelerimizi doğradık. Kabımızı aldık ve hepsini birbirine geçecek şekilde karıştırıyoruz. Tüm lezzetler birbirine karışsın. Tuz, pul biber, karabiber, zeytinyağı, limon sirkesi, sarımsak, kırmızı pancar. Harika bir lezzet oluşturacak. Çok güzel bir salata olacak. Bunu size tavsiye. Hemen tüketmeyin. Şöyle bir yarım saat falan dinlendirin kendi sosunda. İyice pancara geçsin diğer lezzetler. Ondan sonra afiyetle yiyebilirsiniz. Hemen de yiyebilirsiniz ama öyle daha lezzetli olacak.
Şimdi biz bunu, bak mis gibi de koktu. Şimdi biz bunu servis tabağımıza da alalım. Ayrıca kırmızı pancar güçlü bir antioksidandır. Tam bir vegan yemeği. Doyurucu da olur. Yani tek başına bile yiyebilirsiniz. Yine yukarıda yazarım. Benim bir diyet çorbası tarifim var. Çorba ve bu muazzam bir öğün olur. İkisiyle birlikte hem sağlıklı hem de kilo vermeye yardımcı olacak bir öğün hazırlamış olursunuz. Biraz da maydanozla süsleyelim. Gördüğünüz gibi muhteşem oldu tortamız. Afiyetle tüketin.